100 yaşına kadar sağlıklı, zinde, elden ayaktan düşmeden yaşamak ister misiniz? Çağrı'na dedim ki az önce, Çağrı'na dedim, sen dedim 100 yaşına kadar böyle sağlıklı, zinde, elden ayaktan düşmeden yaşamak ister misin dedim. Bir durdu, bir düşündü, sonra dedi ki anlamlı bir hayatım olacaksa evet dedi. Bir de anlamlı bir hayatınız olsun o zaman. Eğer cevabınız evetse o zaman sizi bu YouTube videomuza bekliyoruz. Elden ayaktan düşmemek için, daha zinde ve daha sağlıklı olmak için. Bir de inşallah Allah nasip etsin 100 yaşına kadar yaşamak için neler yapmalıyız? Yeni bilimsel veriler bize neyi anlatıyor? Hadi gelin bu videomuzda bunu inceleyelim. YouTube'umuza abone olmayı ve bizlere yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyiniz diyoruz. Ve yepyeni YouTube videomuzda tekrar birlikteyiz. Buyurun videomuza. Yaşamak, sağlıklı yaşamak, zinde yaşamak, enerjik yaşamak, elden ayaktan düşmeden yaşamak, bir de anlamlı yaşamak. Ne kadar güzel değil mi? Bunları böyle kelime olarak duyduğumuzda bile içimizde beni böyle güller açıyor. Sizin de güller açtı mı bilmiyorum. Peki ne yapmalıyız? Nasıl yaşamalıyız? Allah hepimize sağlıklı, hayırlı, upuzun ömürler versin. Ama bu ömürde kendimize iyi bakalım ki çocuklarımızın özgürlüğünü almayalım, elden ayaktan düşmeyelim. Çevremizdekilere de kendi bildiklerimizi öğretelim ki hep birlikte dostluk ve arkadaşlık bağları içerisinde Allah'ın bize verdiği bu ömrü mümkün olduğu kadar uzun bir şekilde bu dünya üzerinde geçirelim derim. Ne dersiniz? Evet diyorsunuz değil mi? Hadi bakalım neler yapacağız. Şimdi dünyada bununla ilgili yapılan çok büyük araştırmalar var. Ve bunu artık hepimiz biliyoruz. Japonya'daki bu Okinawa adasındaki yaşayan insanlar çok uzun yaşına kadar yaşayabiliyorlar, sağlıklı yaşayabiliyorlar ve kendi işlerini kendileri görerek yaşayabiliyorlar. Her şeyden önemlisi beyin fonksiyonları yerinde olarak yaşayabiliyorlar. O zaman biz de yaşam tarzımızda bazı noktalara çok dikkat edeceğiz ki bize verilen ömrü de bu şekilde sağlıklı bir şekilde, kaliteli bir şekilde yaşamayı başaralım. O zaman bu genç yaşlarımızdan itibaren kendi bedenimize yatırım yapmaya başlayacağız. Birinci ve en önemli nokta şu, diyor ki araştırma bize arkadaşlık ve dostluk bağlarını sıkı tutun. Yani dostluk ve arkadaşlık bir insanın ömrünü uzatıyor mu? Uzatıyor. Size iyi gelen, yanında huzurlu hissettiğiniz, enerjinizi yükselten insanlarla birlikte vakit geçirmek gerçekten olumlu olarak insanın duygularını iyileştiriyor ve insanın içindeki iyilik hormonlarını yükseltiyor. Bu da insanın ömrünün daha uzun olmasına neden olabiliyormuş. Yapılan araştırma bunu göstermiş. 2. Diyor ki iyi uyuyun diyor. Uyku bedenin şarj edilmesi. Eğer bedeniniz şarj edilmezse vücudunuzdaki hormonlar dengesini kaybediyor ve özellikle bizim stres hormonu dediğimiz kortizol hormonu fazla salgılanıyor. Bu da vücudu içten içe aslında eritiyor. Ben bu kortizol hormonuna ne hormon diyorum biliyor musunuz? Keskin sirke hormonu diyorum. Bu hormon ne kadar vücudumuzda fazla olursa işte bu da içten içe vücudumuzu çökertiyor. O nedenle daha ılımlı kortizol seviyeleri istiyorsak akşam uykunuzu iyi uyuyacaksınız. Gece 11.30 gibi yatağa gideceksiniz. Sabahleyin 7.30-8 gibi en geç, hatta 7 bile olabilir. 7-8 saatlik ortalama deliksiz bir uyku çekmeye özen göstereceksiniz. Yatak odalarınızı böyle mağara gibi yapacaksınız. Böyle kalın perdeler, sessiz, ışıksız bir ortamda uyuyacaksınız. Ve en önemlisi ne biliyor musunuz? Odanızdaki teknoloji aletlerini dışarıya çıkaracaksınız. Cep telefonunuzu yatağınızın başında etejerin üzerine koymayacaksınız. Cep telefonlarınızı dahi dışarıya koridora koyacaksınız. Geçenlerde bir hastama bunu söyledim. Hasta bir şaşırdı. Doktorum dedi, böyle bir şey olamaz dedi. Neden dedim? Çünkü dedi gece bir şey olur, bilmem ne olur, cep telefonu benim yanımda olması gerekiyor. Dedim ki o zaman çekmeceye koy. Hani direkt birebir onun negatif enerjisiyle bedenine zarar verme. Ha çekmeceye ya da dolaba koyabilirim dedi. Başındaki etejerin çekmecesine bütün o sesli bildirimleri kısarak koymaya ikna oldu. Ama ne olursa olsun dediğim gibi biz çocukken öyleydi. Hiç böyle televizyonlar, melevizyonlar yoktu, telefonlar falan yoktu. Ve gerçekten böyle dışarıda oynayan daha mutlu çocuklardık diye düşünüyorum. Şimdi bakıyorum bütün çocukların ellerinde böyle cep telefonları, gece sabahlara kadar çocuklar yazışıyorlar,
falan, onların bile gerçekten duygu durumlarını bozabiliyor bu tür şeyler. Sessiz olun, akşam gece uykunuzu iyi olmaya özen gösterin. Yine mesela bu 100 yaşına kadar sağlıklı yaşayan insanların ortalama özelliklerinden bir tanesi de şu: bunlar çok hareketli insanlar. Böyle gün boyu oturan insanlar değil, çarşıya pazara giden, bedensiz olarak iş gören ve bedeniyle hareket eden insanlar. Siz öyle olmayabilirsiniz, masa başı çalışıyor olabilirsiniz, hareket seviyeniz çok düşük olabilir ama hareket vücudun bereketidir. Her gün 8-10 bin adım atmak üzere kendinize şart koşun. Elden ayaktan düşmek istemiyorsanız bedeninizi hareket etmeye alıştırmanız lazım. Bazı hastalarımıza şunu söylüyorum: cep telefonunuza alarm kurun. Alarm öttüğünde her yarım saatte bir çıkın, koridorda bile olsa en az bir 2 dakika yürüyüp öyle oturun ki vücudunuzdaki damarlarınızdaki göllenmiş olan kanın devri daimini yapın diyorum. Demek ki neymiş? Hareket çok çok önemliymiş. Gelelim en önemli tarafa, beslenme tarafına. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Aşırı işlenmiş yiyeceklerden mutlaka uzak durmak gerekiyor. Gidiyoruz ki artık böyle market raflarında hazır yemekler bile var. Alıyorsunuz, döneri getiriyorsunuz, evde ısıtıyorsunuz. Aşırı işlenmiş bir şekilde bir yemek yiyorsunuz, yiyecek yemiş oluyorsunuz. Bu hazır pişmiş dışarıdan satın alabileceğiniz yüksek yağlı ve yüksek tuzlu yiyeceklerden uzak durmanız gerekiyor. Evde yemeği kendiniz için hazırlamanız gerekiyor. Yemeği hani bir zevk için, ne bileyim, karın doyurmak olarak görmemek gerekiyor. Beslenmek için yemek yemenin farkında olmanız gerekiyor. Bunun için de evde güzel bir mutfak, bu mutfakta da sağlıklı yemekler pişirmek üzere kendinizi eğitin. Ben şimdi gençlerde görüyorum, birçok genç kız ya da genç erkek yemek yapmayı bilmiyorlar. Yine bizim zamanımız diyorum. Ben 11-12 yaşındayken yemek yapmayı öğrenmiştim ve o zamandan beri de hani yalnız kaldığımda kendi başıma nasıl bakabilirim diye annem beni eğitmişti. Siz olun, siz de çocuklarınıza yemek yapmayı öğretin. Kendiniz de yemek yapmaya özen gösterin. Çünkü beslenmek ve bir ailenin bir arada evde pişirilmiş yemekle birlikte oturması aslında insanlara verilen en büyük ödül biri, bedene de verilen en büyük ödüllerden biri. Ama sürekli dışarıda yemek, aşırı işlenmiş gıdaları çok sık tüketmek, evde yemek pişirmemek, işte bunlar da vücuda yanlış yakıtın girmesine neden oluyor ve ne yapıyor? Bizim beden sağlığımıza zarar veriyor. Bütün araştırmalar ve dünya şunu söylüyor, diyor ki sağlıklı beslenmek istiyorsanız Akdeniz tipi yemek yiyeceksiniz. Bu da bizim ülkemizde çok kolay. Üç tarafımız denizlerle çevrili, çok bereketli topraklara sahibiz. Her türlü meyveye, sebzeye rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Günde en az 2-3 porsiyon taze meyve, mevsiminde en az 3-5 porsiyon taze sebze, tam tahıllar, kabuklu kuru yemişler ve beyaz et, balığı daha çok ön planda tutmaya çalışalım. Kırmızı eti birazcık azaltalım. Yağ olarak zeytinyağını tercih edelim. Ve tabii ki porsiyonları küçültmek çok önemli. Birçok bilimsel araştırma bize şunu gösteriyor: beslenme yetersizliği yapmayacak bir kalori kısıtlaması bir canlının yaşam süresini uzatan en önemli parametre. Burada da şuna özen göstermek gerekiyor: besin gruplarından yiyecek şekilde, yani tahılınız, etiniz, sütünüz, meyvanızı içerecek, az işlenmiş yiyeceklerin ön planda olduğu, kendi evinizde pişirdiğiniz bütün besin gruplarından bedeninize porsiyon kontrol olarak alabildiğiniz bir beslenme şekli yapmanızı tavsiye ederiz ki sizler için geliştirdiğim sayarak beslen, sayarak zayıfla aslında çok güzel bir sizler için başucu kitabı. O kitabı alıp ayrıca detaylarını da oradan öğrenebilirsiniz. Sevgili dostlarım, tabii gönül ister ki sabahlara kadar sizlere bunları anlatayım ama süremiz de kısıtlı, yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Demek ki sağlıklı, uzun, zinde yaşamak istiyorsak, kimselere muhtaç olmamak istiyorsak İyi dostluk bağları kuracağız, akrabalık bağları kuracağız. 2, iyi uyuyacağız. 3, egzersizi ihmal etmeyeceğiz. Aşırı işlenmiş yiyeceklerden uzak duracağız. Ve Akdeniz tipi beslenmeyi ön plana alacağız. Dediğim gibi hayat sadece bir şey yaparak güzel olmuyor. Birçok şeyi bir arada yapacaksınız ki bu bedeniniz, ruhunuz, metabolizmanız, her şey dengeli ve güzel olsun.
Tabii bir de ben ayrıca bir şeyi daha ekleyeyim. Kitap okumak önemli. Biliyorsunuz Instagram'da pazar günleri kitap da paylaşıyorum. Her gün en az bir 20-30 sayfa kitap okuyun ki kendi hayatınızda çıkıp bir dünyayı da anlamaya çalışabilirsiniz. Bu da insanın ruhuna iyi gelen bir aktivite gerçekten. Her günde bir 20 sayfa kitap okuyun benim için diyorum ve yavaş yavaş YouTube videomun sonuna geliyorum. Bu videoyu da birkaç kere dinleyin. Kendinize notlarınızı çıkarınız ve yaşam tarzınızı değiştirmek için kendiniz için belki küçük ama sonuçların çok büyük alacağınız adımları atmaya başlayabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Paylaşmalara doyamıyorum. Yavaş yavaş YouTube videomun sonuna da geliyorum. Yepyeni videolarla tekrar birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.